Büyük kısmı tamamlanan ve bu yılı hizmet vermesi beklenen Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu'yu sağlık üssü haline getirecek. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve beraberindeki heyet şehir hastanesindeydi. Kapsamlı bir inceleme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bunların amacı hasta mani olmak için yardımcı. Hasta kalmıyorsunuz. Yok Ali Bey, bunlar sadece hastanın kaydı olması için. Konya Şehir Hastanesi oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Bahçe düzenlemesi yapılacaktı, işe fidanlarla başlandı. Burada biliyorsunuz geniş bir alana yayılmış durumda hastanemiz. Bahri Dağdaş'tan tahsis edilen bir alan. Bunu yeşillendirmek de bizler için çok önemli bir görev addediyoruz. Peyzaj çalışmaları, çevre düzenlemeleri. İşte bu müthiş diyebileceğimiz harika tesisin bahçesine de bugün 5000 tane ağaç inşallah hep beraber dikeceğiz. İl başkanımız var, başhekimlerimiz var, belediye başkanlarımız, sağlık müdürümüz, garnizon komutanımız. Hep beraber inşallah hayatta bir dikili ağacımız biraz sonra itibariyle olmuş olacak inşallah diyelim. Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle dikilen 5000 fidanla hastalar oksijene doyacak. 412 bin metrekare kapalı alana, 1250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek. Temeli 2016 yılında atılan bu hastanemiz 838 yatak olarak biliyorsunuz planlanmıştı. Öyle yapılması planlanıyordu daha doğrusu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat Konya'ya bunun yetersiz geleceğini ifade etmesi üzerine İmzaların atıldığı dönem itibariyle bu sayı 1250 olarak belirlendi. Ve bence de bir hastanede olmazsa olmazı diyebileceğimiz kalp damar bölümü ve onkoloji bölümleri de hem de hastane adıyla olmak üzere bu projeye ilave edilmiş oldu. Bugüne kadar 50 tırın üzerinde donanım malzemesi hastaneye geldi. Hasta odaları ve doktor servisleri tamamlanmış durumda. Bu yıl içinde hizmete açılacak hastanede hasta ve yakınları hiçbir zorluk çekmeden son derece güzel bir hizmet alacak.